Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 ay kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Feyza Aktan ve Özcan Deniz katılmadı. Aktan, Deniz'in kendisini geçmişte 3 kez darp ettiğini ancak pişman olduğunu söylediği için o dönem şikayetçi olmadığını öne sürmüştü. Savcı mütalasında Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan arasında 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınmaması gerekçesiyle beraatına, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı ileri sürülen olayda da şikayet süresi geçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, darp suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden Özcan Deniz'in beraatına hükmetti. Davanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sonuçlandığına dikkat çeken Özcan Deniz, hayatı boyunca hiçbir kadına el kaldırmadığını belirtti ve eski eşi Feyza Aktan'ı affettiğini açıkladı. Yok bir satırım, hayatta her şey. 49 yaşındaki Özcan Deniz, Cuma günü ise kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Datkar'a evlilik teklif etti. Bu durum Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a nispet yaptığı şeklinde yorumlandı. Nasıl yapılırmış nispet, asıl sen şimdi seyret. İranlı genç modacı Samar Datkar, altına "Hediye gibi geldin, hoş geldin" mesajını yazdığı paylaşımında ünlü şarkıcının kendisine evlenme teklif ederken taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaştı. Özcan Deniz'in ne zaman nikah masasına oturacağıysa merak konusu. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz'in bu ilişkiye karşı olduğu ve Deniz'de Zekeriya Köy'de yaşadığı evi sırf bu yüzden terk ettiği biliniyor. از دور و نزدیک یه نفر داره.